Roski halkı, değerli basın emekçileri, 6 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleri uçakları, askeri uçakları Roboski'li çoğu çocuk olan 38 kişinin üzerine bomba attı ve 19 çocuk, 34 canımızı yitirdik ve bugün o yüzden bu nedenle buradayız. Biz bu katliamı gerçekleştiren devleti kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Bu katliamda sorumluluğu olan asker ve siyasi sorumluları kınıyoruz. Bugüne kadar ortaya çıkartılmaması sorumluların, bugüne kadar hiçbir hukuki adli işlemin sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi, örtbas edilmesi aslında bir tesadüf değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi böyle katliamlarla dolu ne yazık ki. Bu aslında tekçi, ırkçı, inkarcı, imhacı, sömürü sisteminin, sömürü düzeninin gerçekleştirdiği katliamlardan sadece bir tanesi. Sevgili Ferhat Encür'ün de dediği gibi bizler Roboski katliamını eğer aydınlatabilirsek, eğer hakikatlerle halklarımız yüzleşebilirse o zaman barışı, demokrasiyi, bundan sonra halklarımızın katliamlara maruz kalmamasını sağlayabiliriz. Refah içinde, barış içerisinde bir toplumda yaşayabiliriz. Barışı toplumsallaştırabiliriz diye düşündük. Fakat bu mücadelemizin önü yine savaş politikalarıyla kesildi. 1943'te hatırlarsınız, yine 33 kurşunla anılan, kamuoyunda bilinen Van Özalp'te yine sınır ticareti yapan köylüler katledilmişti. Ve Türkiye halkları, Türkiye emekçileri, işçi sınıfı, kadınlar bu bilgiden yıllarca mahrum bırakıldılar. Bu bilgi yıllarca saklandı ve inkar edildi. Ve bununla biz yüzleşmediğimiz için, 33 kurşunla yüzleşmediğimiz için bugün burada Roboski'de 34 kardeşimizin anmasını gerçekleştiriyoruz. Yine çok değil, 1994 yılında buraya sadece 100-150 kilometre ötede yine bir köyümüze aynı savaş uçakları, bombaları bıraktılar ve kadınlar, çocuklar, 38 kişi yaşamını yitirdi. Yine Türkiye halkları bu gerçekten mahrum bırakıldı. Kamuoyundan gizlendi, hesaplaşılmadı, hesap sorulmadı sorumlulardan ve biz yine işte bugün burada bu anmayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de katliamların son bulması için mücadele yürüttüğümüz için halkların barışı, halkların eşitliği, Kürt halkının eşitliği ve halkların kardeşliği için mücadele yürüttüğümüz için işte sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Ferhat Encür, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız ve partililerimiz bugün rehin alınmış durumda. Fakat şu bilinmelidir ki biz asla ve asla bu toprakların gerçeklerini ifade etmekten geri durmayacağız. Asla ve asla bu 34 kardeşimizin, 34 Roboski'nin genç yoksul çocuklarının hesabını sormaktan asla geri durmayacağız. Sonuna kadar barışı, özgürlüğü, demokrasiyi bu topraklara getirinceye kadar, sorumlular tek tek hesap verinceye kadar bu mücadeleyi bizler sürdüreceğiz. Hiçbir şey bizi bundan geri adım attıramaz değerli arkadaşlar. Bugün aslında bu tekçi zihniyetin politikaları cenazelerimizi bile bizden kaçırıyor ve mezarlıklardan cenazeleri çıkartacak kadar alçalmış durumdalar. Mezarlıkları kazacak kadar, kepçelerle yok edecek kadar alçalmış durumdalar. Hiçbir değeri kalmamıştır bu iktidarın. Bu iktidar bu halka diz çöktürmek için her yolu deniyor.
her yolu deniyor. Fakat işte gördüğünüz gibi bu halkta asla ve asla haklarından, özgürlüklerinden, iradesinden vazgeçmiyor değerli arkadaşlar. Bugün aslında AKP saray iktidarı ve onun başını çeken Erdoğan 12 Eylül askeri cuntanın paşalarının postunu giyiyor. Onun postallarını giyiyor. Bugün burada gerçekleşen, bu coğrafyada gerçekleşen bu faşizmin kurumsallaştırma süreci aslında 12 Eylül mirasını kuşanan AKP saray rejimi ve onun AKP'nin genel başkanının uygulamalarıdır. Bakın, Sudan'da bir savaş suçlusuyla kol kola dolaşıyor. Yüz bini aşkın Sudanlının, Darfurlunun kanına eli bulaşmış bir savaş suçlusunu biz Türkiye'de İslam İşbirliği Kongresi adı altındaki toplantıda ağırlayabiliyoruz. Bu Türkiye halklarına büyük bir hakarettir ve bizler için büyük bir kabul edilemez bir durumdur. Bu Türkiye Cumhuriyeti içinde bir utanç olmalıdır. Utanç verici bir durumdur. Aslında ceza mahkemelerine teslim edilmesi gereken, uluslararası hukuka teslim edilmesi gereken bu kişiyi burada misafir edenler nasıl bir iktidar bilinci olduğunu, nasıl bir iktidar hırsı olduğunu da bütün dünyaya göstermiş oluyorlar. Bizler burada, bu coğrafyada adeta işgal koşullarının yaşandığını burada söylemek zorundayız. Bir anma yapmak için, Roboski katliamında yaşamını yitirenleri anabilmek için onlarca askeri polis barikatlarından geçerek buraya geldik. Ve buradadır onlar, bizi burada izliyorlar. İşte bu halkın abluka altına alınmış olduğunun, esir pozisyonuna getirilmek istendiğinin de göstergesidir. İşte o yüzdendir ki Türkiye o haliyle yönetiliyor. Türkiye bugün KHK'larla yönetiliyor. Çıkartılan KHK'ların askerlere, polislere ceza muafiyeti getirmesi yetmiyormuş gibi şimdi de sivillere ceza muafiyeti getiriyor olması, paramiliter güçlere ceza muafiyeti getiriyor olması, işte AKP saray rejiminin bundan sonra nasıl bir iktidarı sürdüreceğinin de göstergesidir. Bu nedenle Türkiye halkları barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden, emekten, kadından, doğadan yana olan bütün kına yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı aslında topyekün kendi iradesini, kendi haklarını koruyan herkese yönelik bir saldırıdır. İşte batıdaki işçi sınıfını, emekçileri sindirmek için burada, bu coğrafyada, Roboski'de bombalar atılıyor. Diyorlar ki efendim kaçakçılık yapıyorlardı, sınır vardı, sınırı geçmişlerdi. Hayır efendim, Roboski'li gençler kaçakçılık yapmıyorlardı. Yüz yıllardır bu coğrafyanın ekonomisi var, ekonomisi işliyordu. Daha ataları, onların dedeleri, babaanneleri, anneanneleri nasıl burada yaşıyorsa bu halk burada aynı şekilde yaşıyor. Akrabaları işte bu yapay sınırın öbür tarafında yaşıyor ve hayatlarını sürdürmek için bu ekonomiyi sürdürmek zorundalar. Bu kaçak bir kaçakçılık değil. Bu aslında Erdoğan'ın bugünlerde ağzından pek düşürmediği, çok sevdiği emperyalistlerin bu coğrafyada çizdiği yapay sınırlardır. Bu yapay sınırlar yüzünden Roboski halkı, Şırnak halkı, bölge halkı burada açlığa mahkum ediliyor. Ekonomisizliğe mahkum ediliyor. Şırnak'ın çocukları, Roboski'nin çocukları offshore cennetlerinde iş yapmıyor. Şırnak'ın çocukları vergi cennetlerinde vergi kaçırarak milyonlarca dolarla oynamıyor. Şırnak'ın çocukları İBİŞ rektörünün çocuğu gibi öyle kıyak çekilerek yatay geçiş yapma fırsatına sahip değil. Zaten öyle bir şey olsaydı da böyle bir etiğe de sahip değiller. Değerli arkadaşlar, şunu bilmeliyiz ki bizler 2,5 yılı aşkın bir süredir barış ve demokrasi için yürüttüğümüz mücadelenin bedellerini ödüyoruz. Fakat aynı zamanda bu mücadelede dimdik ayaktayız. Bu iradeden zerre kadar geri adım atmadık.
Çünkü biliyoruz ki Türkiye halklarına barışı ve demokrasiyi, özgürlükleri böyle bir halk mücadelesi getirebilir. Dayanışmayla, birlikte haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı direnerek bizler yeni bir yaşamı kurabiliriz. Bu nedenle nerede yaşıyor olursak olalım, hangi toprakta, hangi ilde, hangi ilçede bulunuyorsak bulunalım, bütün herkesin Roboski'deki gerçeklere gözünü dikmesi, bu gerçeklikle yüzleşmesi, hakikatlerle yüzleşmesi gerekiyor. Biliyoruz ki hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliğiyle bu topraklara bizler getirebiliriz. KHK'larla, OHAL'le, Erdoğan faşizmiyle mücadele etmek Roboski'yi görmektir. Roboski'yi anlamak demektir. Cizre'yi, Şırnak'ı, Sur'u anlamak demektir. Bitlis'teki kepçelerle çıkartılan cenazelerin annelerde, ailelerde yarattığı büyük travmayı anlamak demektir. Ve el ele vermek, dayanışmak, bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe, vicdansızlığa birlikte baş kaldırmak demektir. Bizler bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu topraklara mutlaka barış gelecek, kardeşlik, eşitlik gelecek diyorum. Ve bir kez daha yaşamını yitiren tüm kardeşlerimi saygıyla anıyorum. Teşekkürler.